İman edin, bu sizin için hayırlıdır. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Eğer yalanlayacak olursanız, o zaman bilin ki Allah Azze ve Celle'ye ait göklerde, yerde. Yani o bundan bir zarar görmez. Sizin inkar edişiniz Cenab-ı Hakk'ın mülkünden en küçük bir şey eksiltmez. İman edin, sizin için iyi olur. Yani iman edin, hem benim için iyi olur, hem sizin için iyi olur. Ben de göklerde ve yerdeki hükümranlığımı perçinlerim. Sizin desteğiniz, hani çok ihtiyacım yok ama ilaveten olunca da güzel oluyor diyen bir Allah Azze ve Celle yok. İman edin, sizin için hayırlı. Eğer iman etmeyecek olursanız, inanın ki benim hiçbir şeyim eksilmiyor. Ben hala göklerin ve yerin mülküne de hakimiyetine aynen sahibim. Siz de onun bir parçasısınız. Alıp başınızı gidemiyorsunuz. Özellik ilan edemiyorsunuz. Ben kendime şöyle bir 10 metrekare bir yerde bağımsız kalmak istiyorum diyemiyorsunuz. Böyle bir durum da yok, söz konusu da değil. فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّى فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Kim hidayete tutunursa kendisi için hidayete tutunmuş olur. Kim de dalalete yönelirse kendi aleyhine sonuçlar doğurur. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle'nin bu hikayeti birlikte ele aldığımızda biz Resulleri müjdeciler ve uyarıcılar olmaktan gayrı göndermedik dediği o gayrı, yani zorba göndermedik. Yani üzerinize bir hafiz, vakil, cebbar, musaytır dediği Cenab-ı Hakk'ın bekçilik eden, zoraki yönlendiren, veliyyü emri, yani onun işini alıp artık iradesini ona tevdi ettiği böyle kimseler değil. Onlar sadece Allah Azze ve Celle'nin mesajını ilettiler, müjdelediler ve uyardılar. Siz iradenizi kendiniz sonuçlandırıyorsunuz, ne olmak istediğinize kendiniz karar veriyorsunuz. Geçen derste de okuduğumuz ayette Allah Azze ve Celle فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَغُ Eğer yüz çevirirlerse seni onların üzerine bekçi göndermiş değiliz. Sen ancak tebliğ etmekle yükümlüsün. Dolayısıyla bu ayetlerin bağlamı buyken, tekrar konu geldiği için söylüyorum. Buradan alıp ayeti, Resul'ün sadece tebliğ görevi var. Öyle örnek olma görevi yok, gösterme görevi yok. Sadece söylere, başka bir yere çekmek, bu ayetlerin bağlamı şeyi belliyken, bu onların musaytır olmadığını, hafiz olmadığını, zorba olmadığını nefi ediyor. Kalkıp bunu onların örnek olmadığına, onların da bizim gibi beşer olarak bunu yaşayıp açıklama, gösterme, bu tür rolleri olmadığına yormak, işte tahrif dediğimiz, bağlamından alıp kaçırıp başka yerlere çekme dediğimiz, hatta Kur'an'ın ifadesiyle ilhat dediğimiz şey de bunun gibi bir şeydir. Allah Azze ve Celle sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Sen sadece tebliğ et diyor. Ne olmadığını da Allah Azze ve Celle'nin kendisi söylüyor. Buradaki ayette benzer bir ayettir. Onlar ancak uyarıcılar ve müjdeleyicilerdir. İman eden de sizsiniz, inkar eden de yine bizatihi sizsiniz. Bu iradenize onlar dokunamazlar.